çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli İşkolik programı izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Mecidiyeköy'deyiz. Ve Mecidiyeköy'de sektöründe marka bir isim Kasapoğlu Yapı'dayız. Yanımızda da işletmemizin sahibi Kaan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere Kaan Bey firmayla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Kaan Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Kaan Bey, sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım. Kaan Konancı kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Kaan Konancı, 28 yaşında, Adıyaman doğumlu, inşaat üzerine çalışan bir kişiydi. İnşaatın yanı sıra farklı farklı sektörde de yer almaktayız. Mecidiyeköy'de ilk arsamı alarak müteahhitliğe başladım. Başarılı bir şekilde de bugüne taşıdım. Bu başarımı babamın tecrübesine dayanıyor. Babamın ticari hayatını, ticari ahlakını çok gözlemledim. Ve çok başarılı bir şekilde ilerledim bugüne kadar. Tek başınıza devam ediyorsunuz şu anda. Evet, tek başıma devam ediyorum. Yine firmada 2008 yılında mı kuruldu? Evet, 2008 yılında kuruldu Kasapoğlu Yapı. Onun yanı sıra ilerleyerek 5 tane daha ayrı ayrı şirket bünyemizde kurduk ve Kasapoğlu Grup haline geldik. Farklı farklı sektörlerimiz var. Evet. Peki biraz o zaman Kasapoğlu İnşaat'tan bahsedin bizlere. Ne tür projeler yaptık bu zamana kadar? Bu zamana kadar farklı projelerimiz oldu. Farklı illerde projemiz oldu. Genelde Şişli bölgesinde çalışıyoruz. Şişli bölgesinde inşaatlarımız var. Onun yanı sıra Bolu'da yaptık, Düzce'de yaptık, Bursa'da inşaatımız oldu, Yalova'da oldu. Bunun gibi çeşitli yerlerde inşaatımız, faaliyetimiz oldu. Daha çok Marmara bölgesi. Tabii, o daha zaman çok ağırlıklı. Marmara bölgesi. Peki ne tür yapılar, ne tür inşaatlar? Biraz detaylı olarak bahseder misiniz projelerden? Şöyle 2+1, 3+1 şeklinde insanların rahatça yaşayabileceği konut. Yani yaşam alanı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra site halinde, yani havuzlu site şeklinde siteler yaptık. Şehir merkezlerinde apartman daireleri yaptık. Şimdi yeni bir projemiz var Kağıthane'de. Minyatür kule yapacağız. Onun sözleşmeleri yapıldı. Yaklaşık bir 180 dairelik minyatür bir kule. Hı hı. Onun çalışmasını yapıyoruz. Yeni projemizde o var. Evet. Peki siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kaan Bey, inşaat sektörü zor bir sektör. Bunun malzemesinden tutun çalıştırdığınız işçilere kadar biraz onlardan bahseder misiniz? Şöyle, öncelikle ev alan kişileri mutlu etmeyi. Yani bu mutluluğun altında ne var? Kalite var. Yapmış olduğumuz işçiliğin kaliteli olmasına özen gösteriyorum. Çünkü sattığım insanları mutlu gördüğüm zaman ben de mutlu oluyorum. Önceliğimiz kaliteli malzeme, gözümüze hitap eden malzeme, işçilikten kaçmama. Sonuç itibariyle kazanç elde ediyorsun ve bu kazancın sürekliliği olması için ev sattığımız insanları mutlu görmemiz lazım. Bunlara dikkat ediyorum. Ekip de çok önemli. Kaç kişilik bir ekibiniz var peki? Nelere dikkat ediyorsunuz ekip yaklaşık seçimine? Bir 90 kişiye yakın bünyemizde çalışan arkadaşlarımız var. Tabii ki bunlar genç, yetenekli kişiler, özel seçilmiş insanlar. Bunların da şirketimizde çok büyük desteği var. Bunların çalışması da bizim için çok önemli. Bu şekilde ilerliyoruz. Güzel. Kaliteli bir malzemeyle kaliteli bir işçilik sunuyoruz tabii, diyebiliriz tabii. O zaman. Peki tüketiciler ev alırken nelere dikkat etmeliler, nasıl bilinçlendireceksiniz? Şöyle, evin iskanına çok dikkat etmeleri lazım. Evin iskanı oturma açık demektir. Belediyenin projesine uygun şekilde yapmıştır ve oturabilirsin dediği ismi de iskan olan bir belgesi var. Bu belgesine çok dikkat etmeleri lazım. Tapu alırken kat mülkiyetine dikkat etmeleri lazım. Bunlara dikkat ettiği sürece problem yok. Zaten evin içerisini görüp alıyor.
tapuda da iskanda da problem yoksa gayet huzurlu bir şekilde alabilirler. Evet. Peki biz bölge seçerken daha çok hangi bölgelere yoğunluk gösteriyoruz? Yani Şişli bölgesi dedik. Şişli bölgesinde mesela nerelerde yaptınız? Şişli bölgesinde şöyle Mecidiyeköy, Pangaltı, Osmanbey, sirkülasyonu fazla olan yani yoğunluğu fazla olan bölgelerde inşaat yapıyoruz genelde. Hı hı. Bu da yatırımcı ve oturacak kişilerin avantajına. Bizden daire alan insanların biraz daha böyle nasıl artıya geçer? Yani arsa seçerken mutlaka bunlara dikkat edelim. Daha merkezi yerler. Daha merkezi yer, ulaşım, prim yapabilecek. Yani ileriye dönük düşünceyi benimseyerek yerleri seçiyoruz. Şu anda peki piyasa nasıl inşaat olarak? Piyasa şöyle, aslında piyasada bir durgunluk var. Bu durgunluk bize yansımadı. Şu an 4 tane projem var. Hızlı bir şekilde ilerliyor ve dairelerimin hepsini sattım. Güzel. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedeyim Kaan Bey. Sizler gibi birçok firma var bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Neden Kasapoğlu Yapı tercih edilmeli? Birincisi şöyle. Ben 28 yaşındayım ve Türkiye'nin en genç müteahhitiyim. Gençliğin verdiği tez canlılık ve inşaatı hızlı ve heyecanlı bir şekilde bitirme. Maliyetini ve masrafını düşünmeden heyecanımla inşaatın görseli, kalitesini benimseyerek çalışmam. Yani insanlar da yani benden alışveriş yapan, daire almak isteyen insanlar bunu görüyor. Benim farkım bence bu. Yoksa hemen hemen herkes bütün müteahhitler aynı malzeme, aynı işçilik. Benim farkımın bu olduğuna inanıyorum. Yani birincisi yaşımın genç olması, Türkiye'nin en genç müteahhit olmam. İkincisi de tez canlı olmam. Tez canlılığım da inşaatı hızlı bir şekilde bitirip görseline de farklı bakıp bitirmem. Daha çok bizde topraktan satış mı oluyor? Evet, topraktan satış oluyor. Hı hı. Yeni projelerimiz nerelerde peki? Yeni projelerimiz bir tanesi Kağıthane'de. Bir tanesi Kağıthane'de, bir tanesi Mecidiyeköy'de, bir tanesi Pangaltı'nda, bir tanesi de Nişantaşı'nda. 4 tane projemiz var. Bunun yanı sıra 2 tane bitti. Yani yaklaşık 1 hafta oldu biteli. Onları teslimatını yaptık. Böyle bu şekilde ilerliyoruz. Güzel, devam ediyor. Peki izleyicilerimize neler aktaracaksınız son olarak sizlerle alakalı Kaan Bey? İzleyicilerimize tavsiyem yatırım yaptıklarında bize mutlaka uğrasınlar. Karlı çıkacaklar, kazançlı çıkacaklar ve kendilerini güvende hissetsinler. Teşekkür ederim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Değerli bilgiler aktardınız bizlere. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız İstanbul'da Mecidiyeköy dedik ve Kasapoğlu Yapı'daydık. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.